Hatırlarsınız Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan şunu söylüyordu. Takatleri kalmamış, mecalleri kalmamış diyorlardı. Yetmedi, seçim meydanlarını savaş meydanlarına çevirerek sürekli bize seçim meydanlarında tehditler savuruyorlardı. Kürt sorunun demokratik barışçıl çözümü için biz el uzattığımızda, söz kurduğumuzda da muhatap almamız için rüştünüzü ispat edin diyorlardı. Çok açık ve net, dün seçim sandıkları Kürt halkının iradesini, Kürt halkının bir kez daha partisinin etrafında kenetlendiğini, mücadelesini sahiplendiğini, dilini, kültürünü, tarihini sahiplendiğini ve bu faşizme ne olursa olsun diz çökmediğini, bu faşizme teslim olmadığını gösterdi. Bu açıdan da ben çok önemli bir sonuç olduğunu ifade edelim. Savaş çığırtkanını yapanlar kaybettiler. Sınır dışı operasyon yapacağını ilan edenler kaybettiler. Barış isteyenler, Kürt sorununun demokratik çözümünü isteyenler, tecidin kalkmasını isteyenler, cezaevlerindeki siyasi mahpusların hızlıca tahliye edilmesini isteyenler, dilin, kültürün, tarihin, inancın tanınmasını isteyenler, yani halklarımız, Türkiye halklarının hepsi kazandı. Bu nedenle de oldukça mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Muhtemelen şu anda belediyeyi almış görünen, aslında yeniden ve yeniden gasp eden MHP ile aramızdaki oy farkı 3.264. Biz 13.120 oy almışız. MHP 16.384 oy almış. Diğer partileri sanırım saymaya gerek yok, zaten sizlere sonuçlar vardır. Aradaki fark 3.264. Peki bu kente getirilen, dışarıdan kaçak olarak getirilen seçmen sayısı kaç arkadaşlar? Ben sizin olmadan paylaşayım. 3.821. 3.821 karşılığı olmayan asker, polis, güvenlik gücü bu kente tatbikat adı altında yerleştirildi. Ve 2 gün önceden, seçime 2 gün kala kente tur otobüsleriyle getirildiler. Yurtlar boşaltıldı, öğrenciler yurtlardan çıkarıldı. Bu asker ve polisler yurtlara yerleştirildiler. Ki halihazırda o güne dair yurtlara yerleştirildiklerine dair ve yurt önlerinde çektikleri fotoğraflar da elimizde. Öyle az buz bir şey değil. Uzun namlulu silahlarla verdikleri pozlar elimizde. Biz bunu kamuoyuyla paylaşmadık, halkımızla paylaşmadık. Olası bir tedirginliğe mal vermemesi açısından. Ama niye geldiklerini, ne niyetle geldiklerini aslında çok iyi biliyoruz. Ve bütün bu sandıklara, size birkaç tane tutanak örneği de göstereceğim. Tabii ki tahmin ettiğiniz gibi mevcut şu anda işte aday olan, Cumhur İttifakı'nın adayı olan AKP MHP'nin MHP'sine oy basmış durumdalar. Yani 3.821 taşımalı seçmen olmasaydı biz bu kenti, belediyesini şu anda bizdeydi resmi olarak. O anlamıyla biz Kars'ta belediyeyi kaybettik meselesini asla doğru bulmuyoruz. Biz burada belediyeyi kazandık, belediyemiz gasp edildi. O anlamıyla bunun bir sandığa atanmış kayyum olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. AKP 2 dönem üst üste belediyelerimizi sonradan kayyum atayarak gasp ediyordu. Ama biliyorduk ki bunun zaten miadı doldu. Bunun toplumda bir karşılığı yok. Bunun siyasette bir karşılığı yok. Bunun hukuksal bir karşılığı yok. Tamamen hukuksuz, tamamen kanunsuz bir iş yapıyorlardı. Ve bu kanunsuzluğu devam ettiremeyeceklerini onlar da çok iyi biliyordu. Bu dönem yeni bir kayyum modeli buldular. Sadece Kars'ta değil, Kars'ta, Iğdır'da, Şırnak'ta, Hakkari'de, özellikle de küçük ilçelerin birçoğunda bizimle bir önceki seçimde 2019'da bizle AKP arasındaki oy farkını aşacak oranda, o oyu kapatacak oranda taşımalı seçmen getirdiler, kaçak seçmen getirdiler ve böylelikle kentlerin iradesini gasp ettiler. Bu anlamıyla bir gaspla karşı karşıyayız, yeni bir kayyumla karşı karşıyayız. Burayı Kars Belediyesi'ni kazanmış gibi görünen MHP'nin bizim açımızdan hiçbir meşruiyeti yoktur. Biz orada bir belediye başkanı oturuyor demeyeceğiz, demiyoruz da. Orada bir kayyum oturuyor şu anda. Valilikten bir partiye geçen bir kayyum süreciyle karşı karşıyayız. Biz ne yazık ki üzülerek söylüyoruz, 5 yıl daha bu kentin iradesi gasp edildi. 5 yıl daha bu kent bir kayyum tarafından yönetilmiş olacak. O anlamıyla hiçbir şekilde bir meşruiyetin olmadığını, sandıktan çıkmadığını, halkın iradesinin tecelli etmediğini Kars için özel olarak belirtmek istiyorum. Tabii ki bu sandık irade gasplarının hesabını bundan sonra da sürdüreceğiz ve buna karşı mücadelemizi de kesintisiz devam ettireceğiz. Gerçekten kayyum atamayacaklarını bildikleri bir sürece girdikleri için sandıkta, Kars'ta, kayyum sandığa kayyum atadılar. Biz kaybetmedik ama Kars halkına kaybettirdiler. Biz bunu tanımıyoruz.
ve halkımızın da bunu tanımayacağını biliyoruz. Biz ilkeli tutumumuzda doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz ve öyle de davrandık. Maalesef biz burada demokratik bir zeminde seçim yaşayamadık. Çünkü bize karşı birçok güç birleşti ve vekilimin de değindiği gibi dışarıda 3800 seçmen getirerek Kars'ın iradesine el koydular. Yani bu büyük bir darbedir Kars'a. Ve 5 yıl boyunca maalesef daha önce yine MHP'nin başında bulunduğu belediyecilerde hiçbir hizmet alamayan Kars halkı yine hizmet alamayacak. Ama biz parti olarak üzerimize düşen sorumluluk neyse yine halkımızın yanında olacağız. Yine halkımızla beraber hareket edeceğiz. Kesinlikle hiç kimse modunu düşürmesin. Biz haklıyız. Haklı olan eninde sonunda kazanır. Bu hırsızlar mutlaka bir gün bunun hesabını vereceklerdir. Dün şuna şahit oldum. Gelen askerlerin bir gün için gelip de Kars halkının geleceği ve kaderi için oy verenlerin sonrasında gidip Kars'ın tarihi kültürel yerlerinde fotoğraf çekerek kendilerine bir anı paylaşmak istediler. Onların albümlerinde kirli bir anı olarak kalacaktır. Tarih bunun hesabını soracaktır. Ve mutlaka onların kesinlikle bu Kars halkının vebalini boyunlarında olacağını düşünüyorum. Belediyemize kayyum atayanlar, seçtiklerimizi yok sayanlar bu seçimlerde de karşımızda seçimlerle birlikte girdiler. Kars'ta olmayanları, askerler, polisleri, kolluk kuvvetlerini taşıdılar. Rantçılar, hırsızlar ve bu bağlamda hareket bugün oruç tuttuklarını iddia ettiler. Yemek yemediler. Hak katında affının olmadığı belirtilen hakkımızı yediler. Bu kez seçilenlere değil, seçenlere, iradelerine kayyum atadılar. Tüm kayyumlardan ve kayyum zihniyetlerinden kurtulana kadar mücadele Kars halkına sözümüzdür. Bu şekilde devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki zulme rıza gösterenler, bu zulme rıza gösterip onları onaylayanlar değerli arkadaşlar bu zulmün de ortaklarıdır. Ve biz diyoruz ki yine dilsiz şeytanlardır onlar. Değerli arkadaşlar her şeyi çalmayı, haksızlık etmeyi, kendisine düstur edilenlere karşı susanlar unutulmamalıdır ki bunlar doymazlar ve tekrar zulme devam edeceklerdir. Hakkımızı yiyeceklerdir. Haksızlığa, zulme karşı onurlu bir mücadele veren Kars halkına ise teşekkür ve minnetlerimizi sunmayı bir kez daha borç biliyoruz. Haksızlığa karşı mücadelemizin asla bitmeyeceğini hırsızlar, zalimler çok iyi biliyorlar. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.